Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Thief Simulator 2 ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Thief Simulator 2'nin zamanında prologunu oynamıştık. Oyunu sağ olsun bana Samet'im hediye etti. Ve biz de Thief Simulator 2'ye başlıyoruz. Samet'im hediye etmişti bana oyunu değil mi? Baran'ım mı hediye etti, Samet'im mi hediye etti? Sağ olsun onlar bana bayağı oyun konusunda destek oluyorlar. Şimdi hemen yeni oyun deyip başlayalım. Normalde bu oyun benim elimde çok daha önceden vardı ama minik bir ego sahibi olduğum için yapımcı firma bana oyunu göndermediğinden dolayı kendi kendime ambargo koyup ambargoyu bitirme kararı aldım. O yüzden biraz gecikti. Haberiniz olsun. YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim efendim. Keyifli seyirler diliyorum hepinize. Hikaye modunda yardırmaya başlayalım efendim. Egoist Gamers 2013. İnsana bir dokunuyor ama. Şey yani. İlla oyunu önceden verecekler diye bir kaide yok da. Bilmiyorum abi ya, hani içerik üreticisisin ve adamlardan şey istiyorsun. Hani oyununuzu tanıtabilir miyim? Adamlar hayır diyor böyle. Lan bari cevap vermeyin. Çünkü genelde öyle olur. Oyunu istersin ve adamlar cevap vermez yani, bu. Aa evet, buraları hatırlıyorum prologdan. Dolar severiz hocam. Severiz hocam. Yazıcıyı falan omuzlayamıyor muyum? Bu arada gerçekten bir dakikam mı var? Yoksa şey mi? Yayıncı modu açık bu arada. O yüzden herhangi bir şekilde telif yemekten endişe duymuyorum. Oyunun sesi fazlaysa beni uyarın. Burada böyle memur agalardan kaçacaktık galiba. Kullanılan asetleri falan da hiç beğenmedim. Ha, geliyorlar bu arada. Yenileri hiç de güzel olmamış. Ya bu arada bayağı şey yapmışlar yani. Thief Simulator 1'i falan bayağı oynayıp bölüm yapmıştık. Biraz fazla karanlık geldi bana şu an sadece. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Çömel. Emir veriyor bir daha ya. Buradan beni görüyor mu mesela? Bilmiyorum. Kullanılan assetleri falan değiştirmişler yani. Biz bayağı bir şeyi de oynamıştık. Thief Simulator 1'i de oynamıştık. Oradakilerden daha hoş geldi gözüme. Levye, anahtar, el feneri. Ups. Şimdi benim koşmam mı gerekiyor? Neden? Neden olduğu belli değil mi? Buradan da arabaya atlayıp ikileme vakti. Abi el feneri bu kadar mı etki eder? Yürü bakalım şuraya. Evet evet evet, kesinlikle edep kalmamış efendim. Hem yani hem oyunu bana göndermiyorlar hem de oyundaki tutorial'da emir cümleleri var. Çömel, koş falan böyle. Çömelebilirsin, koşmayı tercih edebilirsin burada. Kibarlık da yok. All right, so you're in some deep shit. It took long enough. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. 102 numaraya gir ve seviyeni yükseltmeye yetecek kadar eşya çal. Tamam. 102 numaranın önüne park edeyim bari arabayı da. Abi biraz parlaklık mı versen oyun? Ağzıma tükürdün gerçekten burada. İç mekan detay seviyesi. Arttır abi iç mekan detay seviyesini. Gece ışıkları azalt. FPS 60'a kitlesen yeter. Bloom'u kapat. Renk sapmasını kapat. Parlaklık ver. Kurban olayım ya. 0.25'te bir dene. Hiçbir bok fark etmedi. Gece parlaklığı. Heh la, bir gözümüz görsün ya. Ben bunun hikayesini hatırlıyorum bu arada. Galiba biz
Mafyaya karşı borçlanıyorduk. Mafyaya karşı borçlandığımız için de 500 bin dolar falan toplamamız gerekiyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 500 bin dolar civarı bir şeydi. Ana kapı tabii ki kilitli ve benim maymuncuğum falan yok. Ama buradan böyle hop şımadanak deyip atlarım. Çönmeme gerek var mı? Yok gibi. Fazla mı parlaklık açtım acaba? Evin dışına niye kasa korsun ki abi? Çıkarken burayı levye ile patlatacağız. Parlaklıktan mı oldu acaba? Gece parlaklığını da normal parlaklığı da biraz kıs. Şurada iç mekan detaylarını da azıcık kıs. Arayüz böyle daha iyi. Ben birazcık kör bir bireyim. Çıkış yolumu bir açayım mı? Tamam, en azından çıkış yolumuz açıldı. Hop, selamun aleyküm. Evin bomboş olduğuna dair info aldığımız için herhangi bir sıkıntı yaşamadan A'dan Z'ye lootlayacağım. Ya dediğim gibi bize oynattıkları prologda şeydi. Mafyaya borcumuz vardı. USB alınmıyor mu ya? 20 tecrübe puanı verdi ama ederini bilmiyorum. Hasarlı iPhone. Hesap makinesi. Vazo. Dur ama lootlamaya devam ediyorum. Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Number's 115. Tamam, rehineci dükkanına gideceğim de. Kapılar falan kendiliğinden mi açıp kapandı? Bir de bizim ağırlık taşıma kapasitemiz ne kadar mesela? 15 kilo. Ha, bu 15 kilo sınırı biraz şeydi ya. Geçen oyunda falan bizi bir zorladıydı. Yatağın altına girip saklanabiliyor muyum? Peki. Donut. Yani çekmecemde çörek neden abi? Lambasını da alalım. Kesinlikle. Burası zaten terk edilmiş bir ev. Mısır gevreğini çalamıyor muyum hocam? Ben bir arabaya yüklenip geleyim. Zira... Peki hala yapay zeka şey mi mesela? Evden anahtarla çıkıyorum abi. Şey diyor mu? Şüpheli bir şeyler oluyor. Aa, bagaj değil, torpidonun içindeydi. Önceden. Birinci oyunun yapay zekası çok şeydi mesela. İşte şüpheli bir şeyler oluyor, şüpheli bir şeyler oluyor. Biraz gürültülü nefes alıyorsun, şüpheli bir şeyler oluyor. Ben polise haber vereceğim falan böyle. Bayağı zorluydu, onu düzelttiler mi acaba? Okey abi, salondaki tablo. Yüklemiş saydı mı böyle? Güzel arabaymış. İnşallah yüklemiş saymıştır yani.
Lan var ya, hırsızlığın da bir ölçütü olur birader. Bizde insani ölçüler namına hiçbir şey yok. Bizim karakter kendi kendine mi ses çıkarıyor? Tuvalet kağıtlarını da çalalım, şampuanları da çalalım. Her şeyi çalalım, her şeyi. Abi hadi gidelim rehineci dükkanına. Rehinci dükkanına, rehineci neyse. Aldığımız anahtar kasayı açıyor muydu? Agam dış kapının anahtarıydı o ama Ozan'ım. Senin için bir gene gider denerim. Bir de bir insan niye bahçesinde bahçesinde kasa taşır ki abi? Odada bir yere sabit olsa neyse. Kasa açma skili falan lazım abi. Bunu o kadar kolay açtırmaz. Mısır gevreği çalmak istedin ne biz? Ya Baran'ım. Ziyan mı olsun? Ziyan mı olsun güzel kardeşim? Ama artık yükleme ekranı yemiyor galiba. Bildiğin şeye giriyorsun, kaçak şeye giriyorsun, satıyorsun. Araba sürüş dinamiklerini beğendim. Araba sürüş dinamikleri de şey olmuş. Yeterince hoş olmamış. Kendi küçük dünyamda ne kadar da mutluyum, farkında mısınız? Hiç yani hiçbir şey umurumda değil böyle. Sürekli o böyle kısır gününe gelip gerginlik çıkaran teyze var ya, o modda hissediyorum kendimi. Yok bak, bu 102 numaranın ön kapı anahtarıymış, bu da arka kapı anahtarıymış. Onların kasa açma ihtimali yoktu zaten ki, üstümde değilmiş ama olsun. Sürekli şu güne gelip hani kekte bok gibi olmuş diyen teyze modunda hissediyorum kendimi. Güzel olmuş aslında, ben hasetlik ediyorum, ne yapayım. Al. Abi elimdeki tabloyu alır mısın? $120. Ha bunlar Black Bay'de rağbet görüyorsa biz bunları evde satalım, dur ya. Lan dur! Arayıp durma, bir sokacağım. İşaretleme yeteneğini öğren. Bunları Black Bay'de okutalım o zaman. Anahtarlar dursun. Eve falan götürecektir beni. İşaretleme yeteneğini öğren. Yetenekler, öğretici. Daha ses duyma, daha hızlı koşma. Bütün eşyaları daha fazla yasat. Ben bu skill puanla veririm. Hiç umurumda olmaz yani. Ama görev gereği buna verdiriyor. 3 dakika boyunca $100'dan daha pahalı olan eşyaları işaretler. Onun bunlar ne güzel ability'lermiş. Ya kapa çeneni. 15.00'da işaretlenmiş noktaya git. Büyük haritayı göstermiyor. 103 numaranın önünü gösteriyor galiba ya. Neyse gideriz, dur. Ama arabanın deposu dolu. Arabanın deposu dolu da üzerimizde 15 kiloluk şey var. Yani 15 kiloluk alan var üzerimizde. Herhalde o yeter. Çünkü bunlar Black Bay'de iyi para ediyormuş. Black Bay'de iyi para ettikleri için oraya saklayacağım. 15.00'da işaretlenmiş yere git diyor. Nere la işaretli yer? 103 numaralı dairenin ora. Saat kaç? 14.30. Yavaş oynuyorum abi. Araba tamiri bedeli $24. Haşırt diye anında. Ayıp be.
are the thieves doing? Steal on with Thief FM. Best music to steal to. Geldim. Ha, çıkıyor. Adamı işaretleyip öğreniyorduk değil mi zamanları? Envanter kalabalık olmasın diye almadım anahtarları ya. Adam nereye gitti? Sıçmaya mı gitti adam? Adam göçe mi gitti? Bu mekaniği daha önce göstermediler. Ne yapacak mesela bu herif abi? Notlardan baktığın zaman 105 numara. Burası 105 numara değil, pardon, 103 numara. Evin dışında yatakta uyuyor. Ha, 17 çift sıfırda dışarı çıkacak. O dışarı çıktığı gibi de biz içeri gireceğiz. Saklanma yerine git diyor. Ne bileyim mesela... Bunun yapay zekası şey mi böyle? Bankta şurada oturan bir adam görünce delleniyor mu? Ya saklanma yerinden kastın hangisi? Bir. İki. İçeri nasıl gireceğiz? Buradan mı zıplayacağız? Yok artık, kamera mı var? Ben bir şekilde içeri girerim de dışarı nasıl çıkacağım azizim? Anahtar falan vuracağız herhalde bir yerde. Planlama modu devre dışı. Bahçe cücesini kıracağım onun. Yuppa. Ev sakin neyin sesini duydu ya? Bir ses duymadın. Hiçbir şey duymadın. Hiçbir şey duymadın Joe. Yapay zekayı bayağı geliştirmişler ya. Adios kanka. Görüşürüz kral. Mınna kodum. Bahçe cücen de çok çirkindi zaten. Sırf o yüzden kırdım. Şu oğlusuna bak sen hele lan. Şüphelenmiş. Bak hele bak. Bak hele bak. Ağzına tükürdüğümün. Bu penceresini de açık bırakmamış. Telefonu açsa mıydım acaba? Bizim gidip şey yapabileceğimiz, kalabileceğimiz ev gibi bir şey var mı? Ananı avradıyla. Biz burada kilitlenip kaldık hacım. Res atmak gerekiyor biliyor musun? Şey yaparım. Yatağın altında saklanırım. Çok gameplay yemin ediyorum. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Ama adam geri gelecek ve uyuyacak yani. Dum dum dum. Peki bir şey diyeceğim. Kral, yani öğreticiyi falan boş ver. Benim bir evim yok mu? Yani kendi evime gidip araç gereç falan bir şeyler almam gerekiyor bence. Aa bak, 500 bin dolar borç muhabbeti var burada. Mafyaya 500 bin dolar borç. Bunu da çalarım. Buranın anahtarını da aldım. Allah'ım şükürler olsun. Adam kaçta geliyordu eve? Adam birazdan eve gelecek hocam. Cetveli çalamıyor muyum? Abaküsünü de çalarım.
abaküsünü çaldım. Gözle görülür. Şamdanı aldım. Vazoya aldım, büste aldım. İki sütlü bir sade. Anahtar vardı. Adam, dur, adamın daha eve gelmesine var galiba. Adamın daha eve gelmesine galiba var. Ama adamın eve gelmesine var da ben buradan nasıl çıkacağım lan? Adamın kapıyı açmasını bekleyeceğim. Sonra Allah 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 diye kaçacağım. Nasıl fikir? Daha parlak bir planım yok henüz. Dencere tava falan yok mu yeğenim ya? Dolduk. Üstüm başım doldu. Ya ön kapıyı açabiliyorum da şu an dışarı çıkmak için hiçbir fikrim yok. Abi etraf gerçekten çok karanlık. Onu nasıl halledeceğiz ya? Geceleri bence bir 06 yapılır. Gene bir bok fark etmedi. Hala çok karanlık. 075. 1. Nispeten daha iyi. Allah'ını seviyorsan şu kapıyı aç da çıkayım buradan ya. Dur lan ben. Oğlum ben niye bekliyorum ki? Hadi hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. Hadi bakayım. Yalnız bence var ya buraları biz bala göte yaptık ha. Kral haritanın dışına çıkınca gelecek galiba saklanma yeri. Saklanma yeri. Süreyya Hanım muhteşem değişimi. Tabloyu unutmayalım, değerlidir. Abi önce kendimi oradan çıkarmaya baktım biliyor musun? Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. When you get some cash, you can do repairs on House Renovator. Go to the computer. I have to show you around in your new world. Bu ne mesela? Oha. Dur lan hepsini sat demedim lan. Blackberry'i de satacaktım. Ama oyun beni dinlemedi. Durmadı kafasına dürttüğüm durmadı. Ama güzel sistemmiş mesela. Yani illa rehinci dükkanına gitmek zorunda değilsin. Lapır 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 sattı yani. Orada bir mavi soru işareti var ama ne olduğunu bilmiyorum. Mücevher parçalama masası. Depo. Anahtarlar dursun üstünde. Arkadaşın dediği gibi ağırlık yapmıyor zaten. Yan kesiciliği öğren diyor. Dın dın dı dı dın. Check out steel gear. As you gain experience, better tools will become available to you. Gürültülü tesis, köpek eti. Ha, yenmem atacağım. Araç parçalama alet takımı. Kar maskesi. Mücevherat araçları falan filan. O zaman önce şöyle abi. Dur. Yeteneklerden basit kilit açma. Sonra yan kesicilik vereceğim. Onun basit kilit açmayı öğrendik ya.
Şaka falan mı yapıyorsun? Check out Steel Gear. As you gain experience, better tools will become available to you. Black Bay'e falan tıklanmıyor zaten. Hiçbir şey yapılmıyor abi. İyi ver bari. Casus kamera var ağzına sıçtı. On Rob Tips, you can buy information about houses, loot locations, security cameras, tenant routines, etc. Gather all information about 102, free of charge. 102 hakkında bütün bilgileri ücretsiz satın al. Check out Black Bay. You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn. Go to Hell Neighbor. Like I said before, you need more experience before you can learn lockpicking. Accept the job at 102. Terk edilmiş evim bir şeylerin mi parçalayacağım? Good, you get the hang of it. You can browse other websites. There are plenty, but not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. Bak şarapları gönderdim, çaydanlıkları gönderdim. Elektronikte daha eksikler var. Depomuz var mı bizim? Bence şöyle yapalım. Bu üstümüzdeki Black Bay eşyalarını alalım. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills such as lockpicking, which is needed to break into 103. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Depodaki eşyaları Black Bay'de gösteriyor mu acaba? Çünkü gösteriyorsa ona göre satışa koyacağım. Bu arada oyun en uyuz olduğum tutorial'ı yapmış. Gerçekten en iğrenç tutorial herhalde bunlar. Şey böyle hiçbir şey yapamıyorsun, hiçbir şeye tıklayamıyorsun. Önce beklemen gerekiyor. Mesela depodaki sayılıyor mu acaba ya? Valla Baran'ım çok yaşa, aynı anda aynı şeyi söylemişiz ya. 102 numaraya git, görevi tamamla. Ha, burada da büyük soygunlar falan var galiba. Ya şu kilit açmayı ben öğrendim, bana lockpick'imi versene. Bana lockpick'imi verir misin? Telefondan alacaksın diyor. Quick buy, quick buy'da bir şey yok. Duvar kağıdı değiştir, zil sesi değiştir, arabayı kurtar. Annelerine küfret. Demek ki ana hikayede bir tık daha falan ilerlemek lazım, bilmiyorum. Ama sinirim bozuldu mu? Son derece. Ben uyuyup öyle gideyim madem ya, gündüz gözü. Gündüz gözü. Aleykümselam. Umut Vantut hoş geldin. Gündüz gözüyle gidelim abi. Hırsızı var, arsızı var abi. Maazallah. Gündüz gözüyle gezelim. Black Bay'e baktım Baran'ım da depoya koyduklarım gözüküyor mu gözükmüyor mu onu şey yapamadım ya. Telefondan yapılacak diyor. Arkadaşlar inanır mısınız, okuma yazma biliyor. Dayı zombi misin? Yolu kapatıyorsun. Sen de ölü gibi yürüyorsun. Yapay zeka hala aynı bu arada. Clyborn 3. ayın kutlu olsun bu arada. Abi ta
tamam telefonla arayacaklar da yani sinir oluyorum böyle şeylere. Aldım. Sal beni. Biliyorum yapabilirim. ...102 numaranın anahtarı var. Kapıdan gireceğim valla. Evet. Oha lan sandalyelerine kadar mı kıracağım bu adamın? Eşyalar falan yenilenmemiş galiba. Abi o kadar zamanla arıyorsun, o kadar zamanla arıyorsun ki. Bence ben hiç kendimi riske etmeyeyim abi. Sota Gaming. Sota Gaming kral ne uğraşacağım? Evin arkasında kırık bir çit var. Banyo penceresi açık. Hallederiz. Polise peki tam olarak nerede haber verdiler? Sandalyeyi kırdığımda mı abi? Herhalde sandalye kırmızı çizgileriydi. Ups. Ayağım sakat da. İleri geri yaparken sorun oluyor. Yatak odasındaki çekmecede alarm var gibi bir şey yazıyordu. Hiç dikkat etmedim. Abi oyun kendine o kadar umursamama izin vermiyor ki. Benle beraber mi yaşlanacaksın? Git artık. Dark Wars 17. ayında. Dark Wars teşekkür ederim. 17. ayın kutlu olsun. Ne abi? Devam mı? Kilit açma seviye 1'i öğren ve telefondan maymuncuk al. Ya sus artık oyun, sus artık, sus! Kapat çeneni, sus! Hay telefonunu dürttüğüm. Peki burada deneme yap diyor. Skyrim kilidi ya. Sürekli kırılıyor mu peki? Abi galiba başardım lan. 102'deki terk edilmiş evin arkasında çit var. Oradan çık. Banyo kapısı açık. Stetoskop falan lazım buraya. Tamam mı? Memnun musun? Çıktım buradan. Ha, o görev değil. Sağ üstte sizin göremeyip benim gördüğüm şey şey. Info. ...103 numaraya gir, drone'u çal. 103 numaranın drone'u yok ki. Gideyim şunun hareketlerini kontrol edeyim bari. Ev sakininin rutini keşfedildi. Neymiş mesela? Banyoda oturuyor, sandalyede oturuyor, oturma odasında oturuyor. Evin dışında. Saat 4'te çıkıyor. 5'te çıkıyor. Yo 5'te komple. 5'e 6 arası evin dışında. 6-7 arası. 7-8 arası evin dışında. 9'da evde. Yani 17 çift sıfırla 20 çift sıfır arası ev 4 saatliğine boş mu? 16'nın bitiminde çıkıyor o zaman bu. Ne yapayım? Gideyim arabada osura osura uyuyayım madem. En mantıklısı.
Park yerinde uyuma olayı vardı galiba. Zaman geçir. ...15'e kadar uyuyayım ben, bir saat orada sotede beklerim. Sevgili... ...Webdi, Babuş selamlar, iyi yayınlar, iyi günler demiş, teşekkür ederim. Webdi, iyi dileklerin için sağ olasın. Ya, tamir bedeli girdi bana. Sana da iyi günler, çok teşekkür ederim. Bunun drone'u falan yoktu bu arada, ben... Yüzüş'ün evini iyice araştırdım. Tam bu arada oyun gereksiz NPC kalabalığından kurtulmuş böyle bir parça. O hoşuma gitti. Gereksiz NPC kalabalığından kurtulması güzel. Birinci oyunda neydi öyle? Baya baya bir adam rahatsız ediyordu. Teşekkür ederim dostum, iyi yapmışsın, hoş geldin. Yayın sadece sohbette değildir inşallah balım ya. Aldık herhalde de. Adı Zibabuş iş başında. Bizimkiler düzenlemiştir. Ben unuttum çünkü. Ben kanallara gene video atmadım. Uvu. Pardon, gitmeniz gerekmiyor mu bayım? Atlama zıplama sesini duyuyor bir de eşşoğlu eşek, biliyor musun? Abi insanın çişi gelir ya. Aha da buradan adamı gözlüyorum. Aha da tam buradan. Vipti Trinity'ye abonelik hediye ediyor. Teşekkür ederim. Vipti sağ olasın. İyi yayınlar dileğiniz için teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Babuş dızcılık yapacak inşallah da. Şişim gelmezse dızcılık yapacağım. Tam çıkıyor evin dışına. Vallahi evin anahtarı bende var koçum. O yüzden endişelenmeye gerek yok. Şimdi önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Yani gücü keserek ne işe yaradık bilmiyorum bu arada. Neden yaptım böyle bir şey? Çünkü yapabiliyordum. Görevimiz drone'u çalmak da, drone dışında ben her şeyi çalacağım gene galiba. Tencere, tava. Abi imkan dahilindeyse buzdolabından da bir şeyler araklamak isterim. Ya sus artık sus. Eve git ve drone tek üzerinden kamera bozma modülü al. Alırız. Sanırım burası bu kadar. Zaten geçen de bir parça girdiğimiz için. Eve gidiyorum. Yapabileceğimiz başka bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Hay.
Sırf var ya böyle sağ sola arabayı çarparken ben dünyanın zararını yemişimdir ya. Sivillerin az olması güzel bu arada. Çünkü yapay zekası çok düzgün çalışmıyordu. Şimdi kamera modülü alacağım ama önce. Teşekkür ederim. Pazar sabahı hoş geldin. Yükseltmeleri göster. Aldım kamera bozma modülünü. Batarya hareket hızı upgrade'i falan almayacağım. Bak şimdi. Aa, tost makinesiyle blender. Kombolayıp yolluyoruz galiba. Elektrikli su ısıtıcı, mikrodalga falan. Tencere var, tencere var. Tencere benim üstümde de mi? Yo, tamam, benim üstümde olmasa da gözüküyor. Yo, horuldama sesi mi geliyor? Samet'im hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Sevgili Ejderha hoş geldin. Kızartma tavasını satarım ya. Direkt Black Bay'de satılacak ürünler dursun da. Peki şimdi bir şey soracağım. Ben seviye aldım mı? Seviye alamadım daha. Rob Tips üzerinden 104 numarayla ilgili bütün bilgileri al. Bunu sanırım mecburen almak zorundayım. Normalde ben el oturup izlemeyi tercih ederim de. Bunlar ne yapıyor ne ediyor diye. Ben Gazara 103'ü satın aldım. Enayi miyim ben? Horeca Ford abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Horeca Ford. Merhabalar. Bütün oyunları oynamayı seviyorum ya. Şu son sıralar bir favorim yok. Tam 104'e gireceğim de. Beni arama artık yeter. Drone'la 104'ün girişindeki kamerayı devre dışı bırak. Önce bir ev sakinlerinin rutinine bakalım da. Evin aynı anda boş olduğu bir saat var mı? 12 ile 3 arası. Bakarız bir hal çaresine. Tabii ki bunları YouTube'a yükleyeceğim. Burada gördüğünüz her şey yükleniyor dostlar. Yalnız dediğim gibi işte son dönemlerdeki sağlık problemlerimden dolayı pek fazla işimle oturup ilgilenemedim. Bu sebepten dolayı böyle birazcık işler aksadı ama merak etmeyin yani bayağı sağlam geri döneceğiz. Dönüşüm muhteşem olacak. Yeter artık bir şeye çarpmayayım ne olur. Tamir parası ödemekten iflahım kesildi. Şimdi ben tam buraya park ediyorum. Burası kalabalık bir alana benziyor. Kamera var içeride. Drone'la ön kamerayı devre dışı bırakma görevi vardı zaten. İkisinin de evde olmadığı saat saat 12. Ama mesela yan kapıyı nasıl açacağız? Basit kilit açma tekniğiyle. G'ye basacağım. Mesela drone'u havalandıracağım. Kamerayı devre dışı bırak diyeceğim. Bitti. Okey. Basit. Adam çıktı. Kamerayı devre dışı bıraktım. Kapıyı açtım. İçeri girdim. Allah ne verdiyse gece 3'e kadar vaktim var. Takım takla batlı utladım çıktım. Olay bu. Peki. ESC'ye bastığımda oyun duruyor mu?
duruyor galiba. O zaman şöyle yapıyoruz sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Thief Simulator 2'de gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bye bye.